Evet selamlar dostum hoş geldin. Bugün seninle beraber 2019 gölge denemenin biyolojisini çözeceğiz. Hangisi DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden biridir demiş. Her birinin yapısında tüm pürin bazı çeşitleri bulunur. Şimdi şunu bilelim lütfen. Pürinler nelerdi? Adenin ve guanin. Primidinler nelerdi? Timin, sitozin ve urasil. Tamam mı? Adenin ve guanin hem DNA'da hem de RNA'da bulunur. Yani bu ortaktır. Hatta şöyle yapalım, bakın DNA'da adeninin karşısına timin gelir, guaninin karşısına sitozin gelir. Adenin-timin arasında ikili, guanin-sitozin arasında ne üçlü bağ kurulur. Peki RNA'da bu durum nasıldır? Adeninin karşısına timin değil urasil gelir, guaninin karşısına yine eyvallah sitozin gelir, tamam mı? Şimdi e, pürin demiş yani adenin ve guanin. Bak adenin ve guanin, adenin ve guanin gördün mü? Sıkıntı yok. Cevabımız A. bakalım B'ye. Kendini eşleyebilir ve onarabilir. Ya bu DNA'nın özelliği bir kere. Bunu RNA yapabiliyor mu? Hayır. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplast ve ribozomlarda bulunur. Ya bu kimin özelliği? Bu RNA'nın özelliği. Tamam DNA mesela mitokondride bulunur, kloroplastta bulunur ama sadece ribozomlarda falan demiş. Bu RNA'nın özelliği. Her zaman adeninin karşısına timin, guanin karşısına sitozin, eee purin, pirimidin oranları bire eşittir demiş. Yani şimdi bu DNA'da geçerli bir şey. Timin demişti ama A bölü T. Bir kere RNA'da timin yok bile. Ee, bu DNA'nın özelliği. Hücre içinde nükleotitlerine kadar yıkılıp yeniden yapılabilir. Bu da RNA'nın özelliğidir. Ee, DNA'nın değil. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet geldim 16. soruya. Öğrencinin bu organizmada aşağıdakilerden hangisini gözlemesi bu doğru kanıya varmasını sağlamış olabilir. Bir öğrenci izlediği bilimsel bir belgeselde ayrıntılı mikroskopik görüntüsünün anlatıldığı bir hücreli organizmanın prokaryot değil ökaryot olduğu sonucuna varıyor. Tamam peki. Hücrenin etrafında fosfolipit yapılı hücre zarına sahip olması bu prokaryotlarda da ökaryotlarda da böyledir. Sitoplazmada bazı enzimatik reaksiyonların gerçekleşmesi. Yani enzimatik reaksiyon dediğin şey nedir? onda da gerçekleşir. Bunda da bu da ortak. Lizozomlarında otofaji olayını gerçekleştirmesi. Prokaryotlarda lizozom diye bir şey var mı? Abi, lizozom organeli var mı prokaryotlarda? Yok. Dolayısıyla nedir? Bu ökaryot olduğuna kesin bir kanıttır. Direkt C'yi işaretleyip geçtim. Bunlara bakalım. Organik bileşikleri, inorganikleri yıkması, hücrede 3 çeşit DNA'nın göre yapması bu da prokaryotta vardır. Ayırt edici bir şey değildir. Organelden çıkarttım soruyu. Geldim 17. soruya mantarlarla ilgili. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Maya mantarı hariç bazı mantar türlerinde hif adı verilen e, pamuksu yapıya sahip uzantılar bulunur. Evet, mantarlarda hif bulunur. Çoğunlukla çok hücreli ve ayrıştırıcı beslenen bir kısmı da parazit olarak yaşayan organizmalardır. Evet, parazit mantarlarda vardır. Hatta mantar çeşitlerini hatırlayalım. Neydi? Şapkam diye kodlayabilirsin. Şapkalı mantar, parazit mantar, eee, mantarı. M maya mantarı şapkam diye mesela kodlayabilirsin. Kök gövde, kök gövde yaprak gibi özelleşmiş yapıları yoktur. Evet bu bitkilerin bir özelliği bakın arkadaşlar. Yani mantarlarda bu olay yok. Hani mantarda bir bitkiymiş gibi düşünüp kökü var, gövdesi var işte o sapı gövdesi. Hayır böyle bir dünya yok. onlar değil. Mantar hücrelerinde glikozların fazlası bitkilerde olduğu gibi nişasta olarak depolanır. Hayvanlarda ve mantarlarda glikojen olarak depolanır. Bitkilerde nişasta olarak depolanır. Bu yanlıştır. Bazı mantar türleri bitki ve alplerle birlikte karşılıklı faydaya dayalı ortak yaşam şekilleri oluşturur. Evet mutualist ilişki gayet de mantarlarla bitkiler arasında veya alpler arasında olabilen görebildiğimiz bir şey. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Geldim 18'e. Aşağıdaki şekilde bal aralarında üreme süreci gösterilmiş. Bu üreme sürecinde gerçekleşen olaylar ve oluşan hücrelerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi şöyle bir büyüteyim bak dostum. Ne yapalım biliyor musun? K olayı, K, L, M, N. Bu olaylara bir bakalım. Şimdi K olayında ne olmuş? Kraliçe ağrı iki enken N olmuş. Yumurta hücreleri meydana gelmiş. Bu nedir? Bir mayoz bölünme. L olayına bakalım. L'de N'den mitoz bölünmeyle L hücresini yani spermleri meydana getirmiş. Burada mitoz var ama. E şu ne olayına bakalım. Ne ni deni N, En ken enden erkek arı oluşmuş. Bu partenogenezdir. Partenogenez. Farklılaşma. Yani farklılaşmayla meydana geliyor bu yeni erkek arı. M hücresi dediğim şey nedir? Zigottur. Burada bir döllenme meydana gelmiş. Yumurta ve sperm arasında. Zigottur. Evet bu şekilde bakalım. K olayı mitoz bölünmeyle sağlanır. Hayır K olayı bal gibi de burada bak. Nedir? Mayoz bölünmeyle sağlanır abi. Bu yanlış. L hücresi diploid kromozomludur. Şuraya da yazalım mayoz. L hücresi diploid kromozomludur. L nerede? Burada. L hücresi sperm. E zaten oluşturan erkek arı en kromozomlu. Sperm de en kromozomludur. Yani diploid değil haploid olacak. N olayında döllenme gerçekleşir. Bakalım N nerede? N burada. En olayında döllenme gerçekleşmez. Partonogenez yani farklılaşma gerçekleşir. Yanlış. M hücresi haploit kromozomludur. M hücresi zigot değil mi abi? Burada döllenme olmadı mı yumurta ile sperm arasında? Bu buna sen nasıl haploit dersin ya? Bu 2N. Bu diploid. Diploid. N olayı haploit geniz örneğidir. N olayı nerede abi? Burada haploid, partonogenes. Aynı öyle. Sabahtan beri ne diyoruz? Partonogenes diyoruz. Haploid mi? Haploid. Neden? Çünkü ne'den ne. Yani yumurta ne. Erkek arı ne. Haploid, partonogenes mi? Partenogeniz. Doğru cevabım. E seçeneği. Geldim. 19. soruya. Renk körlüğü x kromozomu üzerindeki çekinik bir alel tarafından kalıtılan bir hastalıktır. Yukarıdaki soru, soru işaretiyle gösterilen bireyin renk körü erkek olma olasılığı kaçtır? Hmm. Kalıtım soruları biliyorsunuz biraz uğraştırıyor. Güzel de bir soru. Bakalım. Şimdi öncelikle bilgileri yerleştireceğim. Önce ben hızlı sınavda şöyle yapıyorum. Yani direkt kafam karışmasın diye hızlıca. Mesela yuvarlaklar kadın ya. Kadınlara xx veriyorum hemen. xx. Hatta kırmızıyla yapayım da arkadaşlar. Karışmasın. Silelim şunları. xx'lerimi verdim hızlıca. Sonra hemen hızlı XY'lerimi veriyorum erkeklere. Tamam. Şimdi kesin olanlardan başlıyorum. Kesin bilebildiklerimden. Bak. Ee, çekinikmiş renk körlüğü. E bu hastaysa bu küçük r'yi verdim buna. Yapıştırdım abi, acımadım. E bu hastaysa buna da küçük r'yi verdim. E bu kız hastaysa buna küçük r'yi, küçük r'yi yapıştırdım. Bu adam hastaysa buna küçük r'yi yapıştırdım. Tamam, bunlar kesin. Şimdi devamına bakalım. E bunlar sağlıklıysa bu kesin büyük r. E bu kadın sağlıklıysa biri kesin büyük R. Ama şöyle düşün. E, bu kesin küçük R'dir. Neden? Bu çocuk Y'yi babadan aldı. E o zaman bu hastalık genini bu çocuğa kim verdi? Anası verdi. Anasında bir tane küçük R kesin var o zaman. Peki şuna geçtim. E, biri kesin büyük R çünkü sağlıklı. D diğer X'i bak. Diyelim ki bu X'i babadan aldı büyük R'yi, tamam mı? Şu diğer X'le ilgili ben bir şey biliyor muyum? Anneden gelecek tamam ama Büyük R'ye de gelebilir küçük R'ye de. Yani bu hani böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle olma ihtimali ne? %50. Yukarıdaki gibi olma ihtimali de %50. Tamam bu cepte dursun. Peki buradan soruyu çözelim. Şimdi soru işaretini göstermeyin. Renk körü bak çok dikkat et. Renk körü erkek olma olasılığı. Erkek olacak. Erkek olma olasılığı kaç? Bir kere 1 bölü 2 Fix zaten. Ya erkek ya kız. %50. Onu yapıştırdım. Şimdi e, renk körü olma olasılığı için bak dikkat et. Ne lazım? Renk körü olma olasılığı için e, bunun annesinin şu genotipte olması lazım. Bu genotipte. Annesi bu genotipte yüzde kaç ihtimalle bu genotipte olacak? 1 bölü 2 yani yüzde 50. Çünkü annesi yani bu genotipte de olabilir. Bu genotipte olursa renk körü olmaz. Annesinin aşağıdaki gibi büyük R, küçük R genotipinde olması lazım. Bu genotipte de %50 ihtimalle olur annesi. Çünkü yukarıdaki anneden yani buradan ya büyük R alacak ya küçük R. %50 ihtimalle küçük R'yi aldı mı? Aldı. Peki şimdi geldim bu çocuğa. Bu çocuk tamam mı? Neydi? Erkekti. Babadan zaten Y'yi aldı. Anneden ne alacak? X alacak. Peki anne büyük R, küçük R. Anneden ya büyük R'yi alır ya küçük R'yi alır. Ben ne istiyorum? Renk körü olmasını. O yüzde kaç ihtimal? Yüzde elli ihtimal. Yani ya büyük R alacak ya küçük R. Yüzde elli ihtimalle de o çocuğun küçük R'yi alma olasılığını koydum. Ve cevabı 1 bölü 8 olarak buldum. Bak dikkat et şu erkek olma olasılığı. Şu annenin küçük R alma olasılığı yukarıdan. Bu da çocuğun şunu sileyim. Çocuğun küçük R genini alma olasılığı. Güzel bir soru. 1 bölü 8 dedik. Geldim son soruya. Buna göre bir göl ekosistemine karışan bir zehirli maddenin aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinin dokusunda biyolojik birikim daha fazla olur? Hı, biyolojik birikim biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Besin piramidinde e, aşağıdan yukarıya doğru gittikçe ne yapıyor? Biyolojik birikim artıyor. Mesela ben vücuduma bir şey aldım. Tamam bitki mesela bir zehri aldı. Zehri diyorum yani. Onu inek yedi. İnekte de bir şeyler birikir. İneği biz yedik bizde daha çok birikir. En çok biyolojik birikim bizde olur. Yani besin piramidinin en üstünde olan kimse. En üstünde olan kimse biyolojik birikim en yüksek olur. Burada ise biyolojik birikim düşüktür. Yani bana aslında diyor ki. Abi bunlardan hangisi e, besin piramidinde bu zincirde en yukarıda yer alır bana bunu soruyor değil mi biyolojik birikim daha fazla en yukarıda hangisi abi bir kere suyosunun ne günahı var ya bu en aşağıda kendi kendine takılıyor yani üretici adam bunun ne işi olur biyolojik birikimle e peki her bir vorbalık her bir vor dediğimiz şey neydi otçul beslenen şeydi her bir orada burada yer alır karnivor neydi etçil karnivor etçil omnivor neydi hem etçil hem otçul şimdi Arkadaşlar kurbağa sinek balıkçıl kuşu. Buna baktığınız zaman direkt aslında balıkçıl kuşunun balıkçıl kuşunun en yukarıda olduğunu görmeniz lazım. Balıkçıl kuşu bu zincirin en yukarısına yer alır. Yani çünkü kurbağa yer alır mı? Kurbağa ile sinek. Kurbağa ve sinek balıkçıl kuşunu yiyebilir mi? Öyle düşünün. En yukarıda ya arası önemli değil. Mesela bak şu an ben bile ne yalan söyleyeyim. Kurbağayı sineği. Ha evet gerçi şöyle yerleştirdim. Kurbağayı yukarıya yerleştiririm. Çünkü kurbağa sinek yer tamam mı? Sinek zaten gitti. E balıkçıl kuşu mu kurbağa mı? E tabii ki balıkçıl kuşu en yukarıda yer alır. Adam balık yiyor yani. Tamam mı? Afiyet olsun. En yukarıda yer alan odur. Bana zaten en yukarıda yer alanı bil diyor. İkileme düşeceğiniz bir şey yok. O yüzden balıkçıl kuşunu işaretleyip geçersiniz. Doğru cevabım C seçeneği olur. Bu da son soruydu. Arkadaşlar deneme çözümlerini bu şekilde çözmüş bitirmiş olduk. Yorumlarda dediğim gibi sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.